Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Coğrafya dersinde ekosistem konusuyla karşınızdayız. Efendim merhaba. Hı hı. Yine çok güzel konu anlatımlarıyla bir aradayız. Hocam şu an bu konu 11. sınıfta öğretiliyor. Ve 11. sınıfta öğrencilerin Allah Allah coğrafyada nasıl böyle bir konu olur dedikleri konu. Biyoloji konusu. Biyolojiyle çok beraber. Çünkü. Tabii tabii bayağı beraber ama coğrafya zaten diğer bilim dallarından yararlanan bilim dalı. Şimdi baktığımızda ekosistemin tanımını yapmış. Diyor ki canlı ve cansız varlıkların etkileşim içinde bulundukları ortam. Kitap tanımı, ben bundan çok bir şey anlamıyorum. Ne demek canlı ve cansız varlığın etkileşim içinde bulunması? Basit. Bir ağaç düşünün arkadaşlar. Evinizin önünde ya da sokakta gördüğünüz bir ağaç. Bu ağaç canlı mı? Canlı. Evet. Peki ağacın üzerinde dikili olduğu toprak canlı mı? Hayır. Ağaç ve toprak arasında bir etkileşim var mı hocam? O zaman bu ekosistemdir. Ama en güzel anlatım bence örnek vererek olur hocam. Mesela bence Belgrad Ormanı bir ekosistemdir. Çünkü o ormanda yaşayan belirli bazı canlılar var. Evet. Onun bitkisinin bir farklılığı var. Evet. Çevresinin bir farklılığı evet. var. Evet hocam, ikinci slayttan devam et, 2 dakika. Belgrad Ormanı tabii ki bir ekosistemdir hocam. Çünkü oradaki ağaçlar, oradaki börtü böcek, oradaki işte sürüngenler, orada bulunan, piknik yapan insanlar o ekosistemin canlı unsuru. Ama o ortamdaki hava, ortamdaki su, ortamdaki güneş, ortamdaki toprak, bir de iğrenç bir espri yapayım, tahta. Evet. Bu ekosistemin cansız unsurlarıdır. Çok güzel bir cümle kurmuş. Diyor ki ekosistem hidrosfer, atmosfer ve litosfer arasındaki etkileşimdir. Hidrosfer su küre, atmosfer hava küre ve litosfer taş küre. Bunların birbiriyle etkileşim içinde bulunduğu ortam ekosistemdir. Ekosistem durağan değil, dinamiktir ve biliyor musunuz her ekosistem bir diğerinden etkilenir. Örnek veriyorum. Siz bir ekosistemde bir değişiklik meydana getirdiğinizde zincirleme reaksiyonu olarak diğer ekosistemleri ne yapar hocam? Etkiler. Onun için işte bu çevre koruma politikaları uygulanır, toprağın kıymetini bilin, okyanusları kirletmeyin falan denir ki o ekosistemde bir bozulma meydana gelirse ne yapar? Ciddi anlamda sıkıntı yaratır. Mesela okyanus ekosisteminde bir bozulma meydana getiriyorsunuz. Mesela balinaları alıyoruz. Balinaları alıyoruz. Okyanusu aşırı derecede kirletiyoruz. Hor davranıyoruz. Ne oluyor? Okyanus ekosistemi kirleniyor. Ama okyanus ekosistemi karbondioksiti tutuyor mu bünyesinde? Dengeliyor mu? Evet. Oksijen üretimini sağlıyor mu? Evet. O ekosistemi bozduğunuzda diğer ekosistemlerde hasar görüyor. Alalım hocam. Şimdi en büyük ekosistem ekosferdir. Ekosferin kendisi dünyayı ifade eder hocam. Dünyanın kendisi bir ekosistem. Taşıyla, toprağıyla cansız ama insanıyla, hayvanıyla, bitkisiyle, mikroorganizmalarıyla canlı. Ekosfer, kara, deniz ve tatlı su ekosistemi olarak 3 büyük ekosisteme ayrılır. Bunların içinde de küçük küçük ekosistemler bulunur. Biliyor musunuz hocam, bir su damlası ekosistemdir. Doğru. İçerisinde bakteriler, mikrop veya bizim gözle göremeyeceğimiz canlılar vardır. Suyun kendisi de cansızdır. Minicik bir toprak parçası dahi ekosistemdir. Ama dünyanın kendisi de bir ekosistemdir. Yani ekosistem çeşitli ebatlarda bulunabilir. Hatta alalım hocam. Keşfedemediğimiz evren bile belki de bir ekosistem değil kesinlikle, mi? Kesinlikle, kesinlikle. Ekosistemi oluşturan unsurlardan bahsediyor. Ekosistemi oluşturan ilk önce canlı öğeler. Bitkiler var hocam. Hayvanlar var. İnsanlar var. Ve mikroorganizmalar var. Sonuçta canlı mı bunlar? Canlı. Ekosistemin bir tarafını meydana getirdik. Ekosistemi oluşturan cansız öğeler var hocam. Kimyasal elementler ve fiziksel etmenler var. Mesela fiziksel etmen deyince benim aklıma şey geliyor. Fiziki ortam. Mesela nedir? Sıcaklıktır. İşte hava sıcaksa, soğuksa bu fiziki bir şeydir. Ondan sonra rüzgardır. Hava rüzgarıdır, fırtınadır. Ya da yağıştır. Yağış vardır ya da yoktur. Fiziksel etmen deyince genelde iklim olaylarını, yani sıcaklığı, rüzgarı, yağışı, bunları alacağız. Kimyasal etmen deyince de hocam organik ve inorganik maddeleri alacağız. Organik madde deyince ekosistemi oluşturan organik maddeler, canlılar tarafından üretilen birçok şey aklımıza gelecek. Şurası mesela etmenler olacak değil mi? Elementler değil de. Etmenler de olur. Hani elementler de kısmen giriyor gerçi işin içerisine. Onlar da girdiği için yazıldı zaten hocam.
Şimdi burada hocam bu arada bayağı bir bilgi var. Benim yerime düzeltme yapıyoruz. Yani. Hocam yerimde gözüm var. Galiba coğrafya 2'yi sen çekeceksin. İyi dur bakalım. Bak ben de matematik kursuna başladım ha. Başladın mı? Evet. Maşallah diyoruz. Evet. Tek sayılarda çarpımdayım. Aferin. Çok hızlı ilerliyorsun. Hızlı gidiyor. Organik maddelere baktığımızda hocam canlılar tarafından üretilen mesela yağlar, proteinler, karbonhidratlar ve vitaminler ekosistemi oluşturan organik maddeler. İnorganik yani cansız unsurlara gelince su, oksijen, karbondioksit, demir, mineral, kireç bunların hepsi hocam ekosistemi oluşturan inorganik yani cansız maddeler. Ama şunun hepsini sonuçta şöyle bir çember içerisine aldığımda hepsi ana kümenin içerisinde ekosistemin birer unsur olarak karşımıza çıkıyor. Diyelim ekosistemin tanımını ve oluşturan maddeleri vermiş olalım hocam.